Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Şeker hastalığı hangi organların bozulması sonucu oluşur? Onun için neye dikkat etmeliyiz? Bir de şeker hastalarını kabullenmek zorunda oldukları şeylerden nelerdir? Bu konuda hocamız bize bilgi verirse sevinirim. Peki, çok teşekkürler, sağ olun. Şeker hastalığı oluşmasının sebebi midenin arkasında bulunan pankreas dediğimiz insülin ve glukagon dediğimiz hormonları salgılayan bir endokrin bez. İnsülin kan şekeri yükseldiğinde normal düzeye gelebilmesi için salgılanan bir hormon. Eğer kan şekeriniz düştüğünde de vücudun o kan gerekli olan şekeri elde edebilmesi için glukagon dediğimiz yani salınımını sağlayan diğer hormonumuz. Eğer bunda yani pankreasımızda herhangi bir sorun varsa, sıkıntı varsa evet biz ileride şeker hastası adayıyız. Şimdi bunun için neden şeker hastası oluyoruz? En önemli sorun çok böyle sedant yani rahat hareket etmeyen böyle insanlarda daha fazla. Yani spor yapmayan diyorum ben daha çok. Çünkü hayatımızın her dönemine sporu bir kere yerleştirmemiz gerektiğini. Evet. Çok sık yemek, yani çabuk yemek yemek, tatlıyı çok fazla yemek. Şimdi çok fazla tatlı yiyen insanlar ne yapıyor? Sürekli o hormonu uyarıyor. Yani şöyle düşünelim, bankada bir hesabımız var bizim. Sürekli oradan para çekiyoruz. Sonuçta bu para bitecek. Yani bu hormonu da bence bu şekilde değerlendirmek gerekir. Hesabımızı tüketmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok böyle ekonomik konuştum ama. Yani sonuçta bizim kendimize karşı bir görevimiz var. Eğer sağlıklı, uzun ömürlü yaşayabilmek, aktif bir şekilde yaşayabilmek için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu hormonda meydana gelen yani insülinin yetersiz salınımı ya da varlığının yetersiz olması ne yapacaktır? Hangi organları? Daha çok mikro düzeyde dediğimiz kan damarlarımızın var olduğu ve o beslenmelerin zorlandığı organlar. Bunların en önemlisi göz. Eğer gözdeki o damarlarda yani gözde meydana gelecek hasar, körlüğe, böbrekte bir süre sonra şimdi dediğim gibi şekerimiz yüksek oluyor ama fark etmiyoruz ama şeker hastalarının birçoğunda üre ve kreatin dediğimiz böbrek fonksiyonunu kontrol ettiğimiz kan değerlerinin aslında yavaş yavaş tedricen arttığını görüyoruz. Tabii bunun yanında gözümüz, kalbimiz, ani mesela felçlerin meydana gelmesi. Uçlarda yani periferdeki damarlarda meydana gelen sıkıntılar mesela bacaklarda işte yaraların açılması, o yara ayakların mesela ne yapıyorsunuz? Tedavi edemiyorsunuz. Doğal olarak ya o kanda daha fazla mikrobun yayılmasına tamamen sepsis dediğimiz o şekilde de kaybına sebep olabilir insan hayatında ya da o organın kaybı şeklinde de olabilir maalesef. Aslında zincirleme rahatsızlığın akabinde birçok hastalığı getiren evet. En önemli sağlık evet. Sorunların başında geliyor. Yani sadece şeker deyip geçmemek lazım. Vücudumuzun her organında yani kanlanmanın olduğu her organ olmayan bir organımız yok. Evet. O organların her o küçük damarlarında, mikro damarlarında meydana gelecek tıkanmalar o organın tedricen ölmesine, ilk önce yetersiz hale gelmesine sonra da tamamen maalesef işlevini yapamamasına sebep olacaktır. Evet. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.